بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu va taolaning ulug' nabiylaridan biri bo'lmiş Musa alayhissalom o'z qavmi Bani Isroildan bo'lgan bir kishiga yordam bermoqchi bo'lib u odam mahalliy aholining vakili qibtiylar bilan biri ila urushib turganda yordam so'raganini yo'q deyolmasdan mazkur qibtiyni o'ldirib qo'yganlaridan keyin sir oshkor bo'ldi. Musa alayhissalom kimligi, ya'ni Bani Isroil vakili ekanliklari, mana shunday ishga jur'at qilganliklari Fir'avn va uni odamlarini qattiq g'azabga soldi. Musa alayhissalom haqida ular maslahat qilishni boshladilar. Maslahatlari qanday qilib bo'lsa ham uni qatl qilish, o'ldirish edi. Ana bu maslahatdan o'sha Fir'avn qavmini ichidan iymoni bor odam xabardor bo'ldi-da, tezda shoshilib yurib kelib Musa alayhissalomni topib, "Ey Musa, seni o'ldirish uchun qavmni kattalari maslahat qilishmoqda. Chora tadbirini ko'rgan" degan xabarni qildi. Ana o'shandan keyin Musa alayhissalom ham o'zlariga qarshi uyushtirilayotgan fitnadan xabardor bo'ldi-da sergaklanib qoldilar. Buni bayonida Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Fa asbaha bil madinati khaifan yataraqqab." Musa endi shaharda yursa, xavfsirab yuradigan bo'ldi. Atrofga alangilab, "Meni quvib birov kelayotganmikin? Meni bir narsa qilish uchun poylab turmaganmikin?" degan xavf xatarda qoldilar. Bunday holatda albatta shaharda turish mutlaqo mumkin emas edi. Har qadamda xavf xatar kutib turishi bor edi. Va xudolik da'vosini qilib turgan Fir'avn qo'lidan kelgan barcha chorasini ko'rishi turgan gap edi. Shuning uchun Musa alayhissalom Allohning hidoyati bilan Misrni tashlab chiqib ketishga qaror qildilar. Va yolg'iz o'zlari hech narsalari yo'q Misrni tashlab sahroga chiqib yo'lga tushdilar. Yo'l yurdilar, yo'l yursa ham mo'l yurdilar. Oxiri xorib, charchab, nihoyatda toliqqan holda Madyan degan joyga yetib bordilar. Madyanni avvallari o'tganmiz, ya'niki Madyan qayerligini u Shu'ayb alayhissalom payg'ambarlik qilgan joy. Demak, ana o'sha yerlarga borib, cho'li sahro biyobonlarda yolg'iz o'zi kezdilar. Bir aholi joyi yashaydigan joyga borsalar, uzoqdan qora ko'rindi. Yaqinroq borib qarasalar, bir top cho'ponlar qo'ylarini sug'arish jarayonida ekanlar. Sahro joylarda o'zimizga ma'lum oqar ariq yoki soy bo'lmaydi. Qo'ylarni quduqdan suv chiqarib, ma'lum bir qisqagina idishlarga, o'sha qo'ylar suv ichadigan moslamalarga suv chiqarib quyib turib, o'sha yerdan ichirish kerak. Suv juda sahroda tanqis bo'ladi. Endi qo'yni sug'arish ham oson ish bo'lmaydi. Qanchadir suvni tortib chiqarish kerak. Uni quyib qo'ylarga ichirish kerak.
Bunun üstüne o koylar bitti iktemez bir neçe çöpallarını koyları. Yani bir neçe kora koy var. Karasa çöpallar işte, urup surup birbirine bakır çakır kılışıp o şu ipini kıgın su alıp koyunu sokarıp koganın için itke sorup tosta falan bol yaptı. Şu tosta falanı bir çetede iki ayol özlerinin koyları suya karab intirse koylarını arkaya kaytar iş yaptı. Yani ki köpçülüğünün koyuna koşulup gitmesliği, suya barmasından su içmeyi turuşluğunu tamirleş maksadı da kıylanıp bozsa hem koylarını arkaya demek Ali'ye katta top koyularına koşulup gitmesliği için kaytar iş yaptı, kıylanış yaptı. Musa aleyhisselam biraz karab durdular. Aslında ayol kişiler koy sularganı kemeydi. Bu ayollar için hürmetsizliği boladı, abrosizliği boladı. Ayol kişinin şanını paska urgan boladı. Endi mabada mecbur bolup kep kasayam, erkekler ularga yol açıp, koylarını sokarıp, yolga yollap koyuysa, erkeklik şerefi bolardı. Lekin haligi sahravi çoparlar, bunaka adab, ahlak, ayol kişini hürmet kılıç degen narsalardan tamamen bexabar. Nima bosa bosun, meni işim bitsin degen mafkuredegi adamlar boladı. Ana şunda bir erkeklik şerefini hem unutup, namadlarca bir halette ayollarını haridaka mustar kılıp koyunu arkasına kaydaşka mecbur koyup, özleri birbiri bilen suğut alış yaptı. Şunda şeref bilen özken, Allah talab algan bende Musa aleyhisselam çidap turalmadılar da onlardan turup aragi koyçuallarını sursalar surganlardır. Ne maksa kıldılar da iki ayağını koyularını uzları suvardılar. Oşunca topalanın içi de çarçap kegelleri ge haramastan, çanka gelleri, aç kegelleri, harab bogelleri ge haramastan haligi erkeklik şerefini, himaya kılışını, uzlarını, burçları da bildiler de ayollarga koylarını suvarıp verdiler. Keyin suvarıp olup, sizler ne kılıyorsunuzlar bu yerde dediler. Nemege koy suvarmayatı dediler, dediler. Ayollar ayeti ki, biz bana şu koyçuvarlar hamması suvarıp yetkünce suvaralmayız. Atamız karı çal dediler. Yani marifetlik, okumuşluk, adablik, ahlaklik ayollarken, borup erkeklerge koşulup özüne uruşunu, özlerge ip görüşmepti. Haligi beadab erkeklerge demek tanayam kımestan adab saklap koylarını çetke buruşup durupti. Şu bilen birge Musa aleyhisselamge uzurlarını yemetiş yaptı. Biz ayol başımız bilen bu yerge gelişimizin sebebi otamız karı çal. Yuralmaydı, kıylanadı, koyunu sugarışke kudreti yetmeydi. Bizden başka koy sugaradan adam yok bu geniden nailacilikten geldik deyiş yaptı. Yani o şu demek adabı, marifeti, medeniyeti yani şu iki ayolga bana şu narsanı demek adab yüzesinden özlerine yakşılık kılmakçı bulturgen, kılayatken kişiye aytıp koyuşunu hem demek rava kurdu. Ular koylarını haydab gittiler. Koyçuvarlar hem nema kısa kılıçtı, sularını, koylarını sukarış bulgenden gitti. Musa aleyhisselam o şu kudoğunu yanındaki darahını aslında yalnız uzları oturup kaldılar. Şunda ettiler ki Rabbim, menge neme yakşılığını düşürsen hem o şunge muhtacman dediler. Yani hiç nesi yoktu? Kuru kıbırsızlara kıyım baş, tamam. Hiç nesi yok. Mısır'dan bu yakkası kanca yürüse yürüp kegeller. Çoğunun ortası da darantayda oturuptular. Ne bir burada nam var, ne tayyige toşaydıgan toşayı var, ya ki başıya koyadıgan yastığı var, hiç narsa yok. Şunun için ediyordular ki, neme yakşılığını çürürsen şunga muhtacım ben. Yani ki neme boza, ben hacetmem ben şunga. Hiç nesem yok. Ana şu halet. Ana keçe, dünyadaki en katta devletini, padişahsını, sarayını erkesiydiler. Firavunlu, bakvagan balasıydiler. Hayırga kolları uzatılsa yeterdi. Ne mana haklasa kılardılar.
O'sha zamonning eng yaxshi xonadonlarida yashardilar. Eng yaxshi yotoqlarida yotardilar. Eng lazzatli taomlarni xohlasa yeb, xohlamasa qo'yardilar. Katta qasrni buyuk amiri bugunga kelib, cho'lning o'rtasida, daraxtning tagida nima bo'lsa shunga xursandman deb o'tiribdi. Hech narsasi qolmadi. Lekin bu ulug'lar uchun martabasini pastlashi emas. Chunki Musa alayhisalomga o'xshagan ulug'lar har qanday martabadan yuqorilar. O'sha Fir'avnni saroyida amir bo'lib, hamma bu odamni ko'ziga qarab turganda ham ulug'idilar. Hozir yolg'iz o'zlari hech kim yo'q sahroda daraxtni tagida o'tirishsa ham ulug'laridan, ulug'liklaridan tushib qolganlari yo'q. Avval ham aytganimizdek, ulug'lar uchun Alloh taolo tarafidan bo'ladigan sinovlar ularning martabasini yana ham ko'tarishga xizmat qiladigan bir pog'ona xolos. Ularni yana ham ulug'lanishi uchun, yana ham sharaflanishi uchun Allohning bir mehri, muhabbati xolos. Ana o'sha holda o'tirgan edilar. Haligi qo'ylari bilan kelgan ayollardan bittasi hayo bilan yurib keldi-da, "Otam, senga bizni qo'ylarimizni sug'orib berganing uchun haq bermoqchi" dedi. Ya'ni otam seni chaqiryapti. Maqsad bizga xizmat qilganing uchun, yordam berganing uchun ish haqi berish. Bu ham odob. Bu ham madaniyatni go'zal bir namunasi. Musa alayhissalom hop deb turib bordilar. Borib haligi ikki qizni otasi qari chol bilan salomlashib ko'rishdilar. U odam hol ahvol so'radi. Musa alayhissalom boshidan o'tganlarini aytib berdilar. Mana shunday voqealar bo'ldi. Ana qavmimdan bittasi qibtiylar bilan urushayotgan ekan. Yordam so'rovdi, borib qibtiyni bir ursam o'lib qoldi. Afsuslandim. Ertasiga yana shunaqa voqea bo'ldi. Haligi odam kecha odam o'ldirganing kabi bugun ham meni o'ldirmoqchimisan deb sirni fosh qilib qo'ydi. Undan keyin bir yaxshi odam kelib menga xabar berdi, meni o'ldirishmoqchi ekan. Shuning uchun qochib bu yoqqa keldim deb hamma bo'lgan voqeani aytib berdilar. Shunda haligi keksa mo'ysafit odam aytdilarki, "Endi qo'rqma. Inshaalloh u fosiq qavmdan, buzg'unchi qavmdan sen najot topding, qutulib ketding, omonlikdasan" dedilar. Yana gaplashib o'tirishganda qizlardan biri otasiga aytdiki, "Ota, shu kishini ishga oling" dedi. "Ya abati istajirhu." Buni bir, demak, ishchi qilib oling. Endi vaziyatni qaraydigan bo'lsa, qo'ychi qilib oling. Qo'y boqar bo'lsin bizga. Deb turib, orqasidan aytdiki, "Ishga oladigan odam omonatli va baquvvat bo'lishi kerak-da" dedi. Bu odam omonatli ekan, bu odam baquvvat ekan demadi. Mana shu ham yuksak odobni namunasi. Bu kishini ishga oling, ishga olinadigan odam omonatli, baquvvat bo'lgani yaxshi-da dedi. Ya'ni ishga olinishi uchun shart qiladigan shartni aytdi-yu, biz ko'rdik, qo'yimizni sug'orib berdi, omonatli ekan, men borib chaqirib keldim. Hech bir yomonlik ko'rmadik bundan degan gaplarni aytmadi. Keyin yana ota gaplashib o'tirib, u kishi ham shunday madaniyatli, yuksak bir ilm, odob sohibi ekan. "Men" dedi, "shu 8 yil bizga ishlab berishing uchun qizlarimdan bittasini senga nikohlab bermoqchiman. Agar 10 yilga to'liq qilsang, o'sha o'zingning ishing" dedilar. Ya'ni "men seni ishchi qilib olmoqchiman. Bechora ekansan, mana cho'lda qopsan. Yotgani ham yering yo'q, yegani ovqating yo'q.
Ha? Mani işimi kısayın, kanını toyup, üstünü bot bulur yürer demedi. Kızlarımdan koyunu sokarı verip sen rahmet. Şimdi seni şu 8 yıl bizde işlev yürüyüşün için kızlarımdan bittesini nikahla bir mahşuman dedi. Yani seni küye okuma mahşuman yaptı. İşki alaman deme yaptı. Madikar kovalaman deme yaptı. Koçu vankırma alaman deme yaptı. Demek seni küye okuvalaman. Kızlarımdan birini senge nikahla veremen. Lekin şart şu ki 8 yıl biz bilen birge turasan, şu yerde yürüsen. 10 yıl kılıp 8'ini 10 bilen turatıp koysan, bu o zihni işin dedi. Şundan Musa aleyhisselam ettiler ki, meyle, yakşı. Lekin iki o müddetten, 8 ya ki 10 yıldan kaysi birini tellese mani işim dediler. Hazır etmeyeyim ben, lekin vaziyetke karab, keyin kaysi birini kısam, benim özüm ihtiyarımda, çünkü sizden razı olasınız, dedi. O adam hop dedi, kelişildi. Kur'an'da haligi keksa, ilimlik, marifatlik, hikmetlik, dono, chol kim ekanligi aytilmaydi. Tafsirchilar bu kişinin kimligini aniqlashda bir oz bahs qilib, ijtihod qilishadi. Bir guruhlari aytadilar ki, bu adam Shu'ayb alayhisalom. Çünkü Shu'ayb alayhisalom aynan Madiyanda o'tganlar. Madiyandagi bir joyda bunchalik dono, bunchalik ma'rifatli, bunchalik hikmatli odam bo'lsa, Shu'ayb alayhisalom bo'lishi kerak xolos, boshqa odam bunaqa bo'lish qiyin deyishadi. Va ana shu shaxs Shu'ayb alayhisalom ekanligi to'g'risida ba'zi bir o'zlari topgan rivoyatlarni ham keltirishadi. Boshqa tafsirchilar aytadiki, bu sizler keltirayotgan rivoyatlar unca kuvvetli emas, ishonchli emas. Juda haligi mu'tabar manbalardan olinmagan. Ikkinchidan, Shu'ayb alayhisalom yashagan vaqtlari ma'lum. Musa alayhisalomdan 400 yil oldin yashaganlar. Demek 400 yılgacha şu halde turganları bo'lsa, havari kelar edi buni, gapi yo'q. İkinciden, Shu'ayb alayhisalom mu'tabar, muhtaram nabi bo'lganlar. Nabi bo'la turib, ortlaridan ozmi ko'pmi ummatlari bo'la turib, qizlari qo'y sug'aradigan tarzda muhtoj bo'lib qolmaydilar. Ummatlari nabilarini bu holga tashlab qo'ymaydi degan mulohazani aytishadi va mana shu ikkinchi toifa guruhdagi tafsirchilarning gaplari demak to'g'ri deb topiladi. O'sha Madiyandagi dono oqsoqol demak o'sha yerni bir ma'rifatli yaxshi dono kishilardan ekan. O'g'illari yo'q ekan, qarib qolib mana shu qizlari qo'y boqishga, sug'orishga, boshqaga muhtoj bo'ladigan bir holat bo'lgan ekan. Lekin bu ham ehtimol demek Allah'ın özünün hikmetidir. Bana Musa aleyhisselamdek büyük ulul azm nabiga kaynata bulup kızlarını nikahla berip durupdiler. Ana endi o'sha kelishilgan vaqt bitkenden son Musa aleyhisselam aile azaları, ahli ayollarını alıp Madyan'dan endi Mısır'a kaytmoqchi bulup yolga düştüler. Albatta sahrada yol nihayette uzak. Qorong'i kechada ketyotib, uzoqdan olov ko'rindi. Yilt-yilt-yilt etib, olov qorong'ilikda ko'rindi. Musa alayhisalom ahllariga aytdilarki, mana shu yerda turinglar. Men uzoqdan olovni ko'ryapman. O'sha yerga boraychi, nima gap ekan? Ehtimol bir yo'l topilar, olovni yoqib o'tirganlar bizga yo'l ko'rsatib, falan tarafga yuringlar, u bu deyishar. Yoki bo'lmasa o'sha olovdan bir cho'g' olib kelaman, biz ham bu yerga yoqib, gulxon qilib isinarmiz degan ma'nodagi gaplarni aytib, ahllarini bir yerga joylashtirib qo'yib, haligi olov yiltillab turgan tomonga yurib ketdilar.
Bu yerga yetib borganlarida insoniyat tarixidagi eng mashhur, eng ulug', eng muqaddas voqealardan bittasi sodir bo'ldi. Ana shu olovga yetib kelganlaridan keyin Alloh bevosita farishtani o'rtaga qo'ymasdan Musa alayhissalomga so'z so'zladi. Men Robbingman dedi. Men seni tanlab oldim, payg'ambar qildim. Hali hanuz Alloh bevosita biror payg'ambarga gapirmagan edi. Shuning uchun Musa alayhissalomni Karimulloh, Alloh bilan gaplashgan payg'ambar deyiladi. Bu juda buyuk sharaf, ulug' maqom. Inson zotini ulug'lashni buyuk ko'rinishlardan bir ko'rinish. Alloh o'zi maxsus yaratib qo'ygan farishtalarini bir chetga surib qo'yib, odam bolasi Musa alayhissalomga o'zi gapirib, Musa, men seni tanlab oldim, payg'ambar qildim, deb gapirishni boshladi. Kavushingni yech dedi. Yani kavush bilan har qadamda yurib kelgan, Alloh bilan suhbatda pokiza turish kerak. Ana shunday tarzda, demak, suhbat boshlandi. Xo'p, men seni tanlab oldim. Men demak seni payg'ambar qildim deb muqaddimalarni qilib olgandan keyin va ma hiya biyadika ya Musa dedi. Qo'lingdagi nima dedi? Alloh. Musa alayhisalomga Musa qo'lingdagi tutib turgan narsang nima deb so'radi. Musa alayhisalom aytdi hiya asoya. Atawakkalu alayhi va ahushu bihi ala ghanami va liya fiha ma'arib ukhra. Bu hassa deb qo'ysalar bo'lar edi. Hassa deb qo'ysalar bir og'iz so'z bilan bitar edi. Alloh bilib turibdi o'zi. Lekin nima deb so'raganda Musa alayhissalom Alloh bo'lgan suhbat bilan bo'layotgan suhbat qisqa bo'lib qolmasin deb gapni cho'zyaptilar. Bu mani hassam. Unga suyanib yuraman. Suyanib yurish hassa bo'lgandan keyin suyanib yuratdi. Lekin gapni cho'zyaptilar. Alloh bilan bo'lgan muloqot uzoqroq bo'lishida ishtiyoqida kuyyaptilar. Unga suyanib yuraman. Qo'ylarimga barq qoqib beraman. Yana shunga o'xshagan boshqa bir qancha ishlarim bor deb Hassani xizmatlarini cho'zib ko'rsatyaptilar. Shunda Alloh taolo al-qihya ya Musa. Hay Musa, Hassani tashadi. Yerga tashadi. Musa alayhisalom Allohning amrini qilib Hassani yerga tashagandilar. Hassa bir aylanib ajdaho bo'ldi-da, u yoq bu yoqqa qimirlab harakatga tushdi. Musa alayhisalom cho'chib ketdilar. Birdan qorong'i kechada olovni oldida qo'llaridagi hassa ajdaho bo'lib tursa, albatta, nima? Bu narsa dahshatga solishi mumkin. Orqaga tisarlab boshlaganlar, Alloh aytdiki, la taxaf, qo'rqma. Qo'rqma. Qo'lingga oldi, qo'lga olovlar yana hassa bo'lib qoldi. Bu demak Allohning mo'jizasi. Allohning buyuk bir mo'jizasi. Qo'lda yurgan tayoq Allohning amri bilan yerga tashalsa, dumalab katta ilon ajdaho bo'lib harakatga tushyapti. Bu bir mo'jiza. Endi Alloh aytdiki, yana qo'lingni qo'ltig'inga tiqqin dedi. Oppoq bo'lib, chiroyli bo'lib, hech qanaqa yomonlik ilashmasdan chiqadi. Hassani ilon bo'ladi deb aytmadi. Hassani tashadi dedi-yu, tashadi, ilon bo'lganini ko'rdilar. Endi buni qo'lni nima bo'lishini oldindan xabarini berib qo'yapti Alloh. Qo'lingni qo'ltig'inga tiqqin, qaytarib chiqarsang oppoq bo'ladi. Qo'l oq bo'lishi odatda yomon bo'ladi. Qo'li oqarib qopti deydi, odamga xavfga soladigan katta dard, kasal bo'ladi bu. Sani qo'ling qo'ltig'ingdan chiqarsang oq chiqadi-yu, chiroyli chiqadi. Ko'rgan odamning havasi keladigan chiqadi, deb oldindan xabarini berib qo'ydi. Musa alayhissalom qo'llarini qo'ltiqlariga siqib oluvdilar, xuddi shu bo'ldi. Bu dedi ikkinchi mo'jiza dedi Alloh. Shu tariqa Alloh Musa alayhissalomni o'zi tanlab payg'ambar qilib olganliklari bilan birga shu yerni oldida mo'jiza ko'rsatish mashqini ham o'rgatib qo'yadilar. Keyin borib ishga tushganda qanaqa bo'lardi-ekin turmasliklari uchun. Allohning huzurida turibdi. Gap bo'lyapti, demak
mana shu demak holatda ana shu hassani tashlasa ajdaha bo'lib qo'llarini sosa oq chiqib haligi kelasi qavmda munkirlarga inkor qilganlarga kofirlarga mo'jiza tariqatida ko'rsatish ma'nosida. Alloh ana endi payg'ambar qilib seni tanlab oldim deyish bilan birga Musa alayhissalomga avvalgi o'zi bergan ne'matlari, minnatlarini eslatib ham o'tdi. Eslagin dedi. Biz seni onangga buni sandiqqa sol, daryoga tasha, sohildan meni dushmanim, uni dushmani bularni avvaladi, o'zi boqadi deganman dedi. Keyin dedi, u singlingni, opangni orqangdan tushirib, ularga borib, men sizlarga buni boqadigan oilani topib beraymi deb qizganam menman dedi. Onangga bergan va'damizni ustidan chiqib, ko'zi quvonchga to'lish uchun seni uni qo'liga qaytarib, emizadigan qilib qo'ygan ham menman dedi. O'zimni tarafimdan senga hammaning muhabbatini sov qo'ygan ham menman dedi. Fir'avn ham seni yaxshi ko'rdi, xotini ham yaxshi ko'rdi, kim ko'rsa yaxshi ko'rdi, hammasi demak menman dedi. Hamma narsani eslariga soldi. Ana mana shunday bo'ldi, unding, o'sting, yaxshi bir voyaga yetding, keyin birovni o'ldirib qo'yganingda ham qutqargan menman dedi. Undan keyin Madyanga yo'llagan ham menman dedi. Deb o'sha payg'ambarliklari bugacha bo'lgan voqealarni ham esga solib, payg'ambar bo'lishlarini demak aytgandan keyin Musa alayhissalom ham o'zlarining gaplarini aytdilar. Robbi shrahli sodri. Robbim meni bag'rimni keng qilib qo'ygan. Va yassirli amri, ishimni oson qilgin. Vahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tilimdan tugunni yechgin. Gapirganimda odamlar yaxshi tushunadigan bo'lsin. Ya'ni fasohat, balog'at, gapimni odamlarga ta'sir bo'lishini o'zing menga ato qilganda. وجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي ومنجا منا شو اشتا اكم هارونني وزير qilib bergan mani amrimga ishimga u kishini sherik qilgan ekovimiz birga nabiy bo'laylik degan ma'noni aytdi. Mana shu yerda tafsirchilar aytadiki, dunyoda Musa alayhissalomdagi sahiy odam bo'lmaydi, chunki payg'ambarlikka sherik so'rayapti. Hech kim menga sherik payg'ambar bo'lsin degan emas. Shunaqa bag'ri keng, shunaqa saxovatli, shunaqa demak bir fazilatli zotligini bir namunasi. Ana shu demak akam bilan ikkovimizni payg'ambar qiladigan bo'lsin, shu akam orqali meni bedimni baquvvat qilgin, ishimni yaxshi yuradigan qilgin deb Allohga duo qilib yolbordi. Allah aytdi ki, bo'ldi, so'raganingni berdim dedi. So'raganingni berdim, akang bilan ikkoving payg'ambar bo'ldinglar. Endi topshiriq shuki, ikkovinglar Fir'avnni oldiga boringlar. Borib, unga Robbilaring aytgan gapni yetkazinglar. Va ikkovlaring unga yumshoq gapiringlar. Yumshoq gapiringlar. Ya'niki u xudolik da'vosi qilib turibdi. Men xudoman deyapti Fir'avn. Mana ular hammasi meni bandalarim deyapti. Jumladan Bani Isroilam deyapti. Musa alayhissalomni o'ldirishga hukmini chiqarib qo'ygan. Yana qancha gaplar bor. Alloh bular payg'ambarlariga aytibdiki, borib unga yumshoq gapiringlar. Ya'niki har qanday battol bo'lsa ham, qattol bo'lsa ham xudolik da'vosini qilsa ham, qonxo'r bo'lsa ham, ehtimolki, yumshoq gap bilan ilon inidan chiqar. Unga borib, yumshoq gapirilsa, ehtimol shu yumshoq gap ta'sir qilib erir. Va nima? Bu gaplarni qabul qilish ehtimoli kuchayar. Mana shu oyat karimadan ulamolarimiz kishilarni islom bilan oshno qilish borasidagi harakatlarda muloyimlik
birinci orunda turadı. Birinci orunda turadı. Bunun doğrusunda türlü kıssalar ham var. Mana şu iki taraf ham mana şu ayetni avalıp gapiradi. Bir şunaqa zalimlik, beadoblik, qo'pollik bilan nomi chiqqan adamın aldiga bir ilimlik adam barıp sen dozaqqa tushsan, uyasan, bo'lsan deb qattiq gapirib qolgan ekan. Haligina ham ilmi bor ekan, to'xta. Men qancha bo'lsam ham hali Fir'avn bo'lganim yo'q. Sen qancha bo'lsang ham hali Musa bo'lganing yo'q. Muncha do'qurasan degan. Haqiqatda, haqiqat. Shuning uchun ilmli odamlar bir ma'rifatni yetkazaman degan kishilar qarshida turgan odam kim bo'lishidan qat'iy nazar yumshoq gapirgan. Odobli gapirgan, insofga chaqirgani yaxshi. Sen kofirsan, do'zaxga tushasan, palon bo'lasan, piston bo'lasan, boshlashi yo'q. Yaxshi gapdan, salomlashib, boshqadan gapirishni doimiy tavsiyasini qilinadi. Ana o'sha aytiladigan gaplarni, tutiladigan muomalalarni hammasini Alloh tushuntirib berdi. Allohga ibodat qil va boshqa gaplarni gapirib bo'lgandan keyin endi ikkita bo'lishib qolgan ma'noda Musa alayhisalom bilan Harun alayhisalomning nomidan aytiladiki, Robbimiz, biz qo'rqamiz u Fir'avn. Biz borib uni oldiga qo'liga tushib qo'ysak bir narsa qilib qo'yadi. Ne Alloh aytdiki, qo'rqmalaring. Men sizlar bilanman. Hech qo'rqmalaring. Men sizlar bilanman. Sizlarning ishlaring inshaalloh o'ngidan keladi, hamma narsa joyiga tushadi. Mana shu tariqa, demak, Alloh subhanahu va taoloning o'zi hamma tarafini hikmat bilan yo'lga solib, Musa alayhisalomni ko'pchilikni g'avg'osini ustidan tashqariga olib chiqib, cho'lga olib kelib, hamma bog'langan bog'ichlarni yechib, o'zlarini hur qilib, hamma narsadan aloqalarini uzib, o'ziga yaqinlashtirib, oilalik qilib, hamma choralarini ko'rib, endi yana o'zi nabiyligini o'zi e'lon qilib, suhbatiga chorlab, muqaddas Tuva vodiysida bo'lib o'tgan suhbatni mana biz o'rgandik. Ana shu yerda payg'ambarliklarini e'lon qilib, yana borib qiladigan ishlarini ham rejasini tuzib, uslublarini o'rgatib qo'ydi. Ana endi Musa alayhisalom bemalol ko'ngillari to'q, Alloh biz bilan degan e'tiqod bilan Fir'avnga to'g'ri borishlariga keng yo'l ochildi. Xo'p, suhbatimizni keyingi hola nimalarda inshaalloh taravihlarda davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo ushbu aytilgan narsalarni barchalarimizga manfaatli qilgan bo'lsin. Bu demak buyuk nabiy alayhissalom Musa alayhissalomning hayotlaridan, qissalaridan o'rnak olishimizni va undan manfaat topishimizni Alloh taoloning o'zi yordamchisi bo'lsin.